Efendim iyi akşamlar diliyoruz. 24 Ağustos Salı, bugün haftanın ikinci günü, saatler 19'u gösteriyor. Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ortak yayınındayız. Ana haber bültenimiz yine dop dolu. Peki hangi başlıklar var, birlikte bakalım. Terörle mücadeleyle başlayacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT başarılı bir operasyonla teröre yine büyük bir darbe indirdi ve Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatında tam tamına 28 terör hedefi yerle bir edildi. Terör suçlamasıyla yakalanan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı. Bu da günün gelişmelerinden biriydi. Vatan Partisi'nin üye atağı devam ediyor. Yeni üyeler katıldı Vatan Partisi'ne. Kimlerin katıldığını da yine bültenimizde bulabileceksiniz. Yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlıyor olmasıyla bazı sektörler hareketlendi. Bu sektörlerden biri de elbette kırtasiye sektörü. Neler yaşanıyor, hangi hazırlıklar yapılıyor, sizler için derledik. Aynı zamanda kırtasiye masrafları kadar başka bir konu daha var velileri kara kara düşündüren, o da servis konusu. Çünkü İstanbul'daki zamın ardından İzmir'de de servislere zam yapıldı. Ne oranda yapıldı, haberimizde yer alacak. Aynı zamanda 1-3 Eylül'de yapılacak eğitimlerin usulleri de belirlendi ve genelge olarak yayınlandı. Afganistan'daki gelişmeler de elbette son günlerde olduğu gibi yine gündemimizde. Bütün ayrıntıları sizlere aktaracağız. Taliban kontrolü altında olmayan tek bölge Penjşir'i kuşattı. Bu da Afganistan'a dair önemli bir gelişmeydi bugüne dair. Ancak bir tek gelişme bu değil. Altında da yine çok önemli başlıklar yer alıyor bu haberin ayrıntılarının. Pakistan'ın bir çağrısı vardı ve uluslararası toplumu Afganistan'daki Taliban'la görüşmeye çağırdı. Diyalog kurmaya davet etti. 28 Şubat davasında 14 emekli generalin tutuklanmalarına tepki yağıyor, biliyorsunuz. Bugün de yeni tepkiler eklendi. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden geldi bu kez tepki ve dernek davanın FETÖ tarafından tertiplendiğini söyleyerek tutuklama kararlarının bir an evvel kaldırılmasını istedi. Hem haberini hazırladık hem de Haber Artı'da da bu konuyu konuşacağız. Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Tülin Oygür'le. Yani kısacası dop dolu bir bülten hazırladık. Biz de buradayız. Siz de hazırsanız başlıyoruz. Evet, terörle mücadeleye başlayalım dedik. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT bölücü terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi. Irak'ın kuzeyindeki Assos bölgesine hava harekatı düzenlendi. 28 terör hedefi yerle bir edildi. MİT'le koordineli yapılan operasyona 20'den fazla uçak katıldı. Uçaklar peş peşe havalandı, hedefler tam isabetle vuruldu. Bölücü terör örgütü üyeleri kaçacak delik aradı. Türk Silahlı Kuvvetleri Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Assos bölgesine hava harekatı düzenledi. 200 kilometre derinlikteki operasyona 20'den fazla uçak katıldı. Teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleriyle mağaralardan oluşan 28 hedef imha edildi. Operasyonda büyük oranda yerli mühimmatlar kullanıldı. Bölücü terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuş oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti. Bakan Akar'ın terör hedeflerine yönelik talimatlar verdiği operasyonda uçaklar hedefleri tam isabetle vurarak emniyetli şekilde üstlerine geri döndü. Bakanlık operasyon açıklamasında asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir denildi. Terör suçlamasıyla yakalanan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmasına karar verilen Kadırhan cezaevine gönderildi. Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı. Hakkında 10 ayrı arama kararı bulunan ve 20 Ağustos'ta yakalanan Serhat Kadırhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kadir Han'ın ifadesi ses ve görüntü bilişim sistemi üzerinden alındı. Nöbetçi hakimlikçe silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan HDP'li Kadir Han cezaevine konuldu. Kadir Han'ın yakalandığı evde 7 sim kart, bir dizüstü bilgisayar, bir tablet, bir harici bellek ve bir ajanda ele geçirilmişti. Bir başka terör operasyonu da İstanbul'daydı. Ataşehir'de bir PKK'lı terörist yakalandı. Turuncu kategoride aranan teröristin Bingöl'de 7 polisin şehit olduğu saldırının faillerinden olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonla ilgili "Şehitlerimizin ruhu şad olsun, şimdi hesap zamanı" dedi. Terörden arananlar listesine bir çizik daha çekildi. Turuncu kategoride aranan PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı. İstanbul ve Bingöl Emniyeti'nin ortak çalışması sonucu terör örgütü PKK-KCK'nın sözde Erzurum sorumlularından Sonuç Gürdeğir'in Ataşehir'deki bir evde saklandığı tespit edildi. Rodi Çevlik Kod adlı terörist sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Sonuç Gürdeğir, Bingöl'de 2016 yılında 7 polisin şehit olduğu saldırının faillerinden biriydi. Gürdeğir'in ayrıca 11 ayrı suçtan aranma kaydının bulunduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonla ilgili açıklama yaptı. "Şehitlerimizin ruhu şad oldu, şimdi hesap zamanı" dedi. Vatan Partisi üye atağına devam ediyor. Partiye Mali Müşavir Eyüp Dursun Ergün ve İstanbul Eski Ülkü Ocakları Başkanı Avukat Levent Temiz de üye oldu. Vatan mevzisinde birleşen üyelerin rozetlerini Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek taktı. Perinçek, partisinin zorlukların üstesinden gelecek birikime sahip olduğunu vurgulayarak herkesi üye olmaya davet etti. Üreten ve birleşen Türkiye için vatan mevzisinde buluştular. Bu vatan fedailerinin ruhuyla birleşiyoruz, buluşuyoruz. O çok çok önemli. Yani her şeyimizi bu vatan için, bu halk için, Türk milleti için ortaya koyuyoruz. Ve bu zorlukların hakkından gelecek olan büyük davanın sahipleriyiz. Tarihten büyük güç alıyoruz. Peş peşe üyeler kazanan Vatan Partisi'ne son olarak Mali Müşavir Eyüp Dursun Ergün ve İstanbul Eski Ülkü Ocakları Başkanı Avukat Levent Temiz üye oldu. Eyüp Ergür arkadaşımızın ve Levent Temiz arkadaşımızın verdikleri kararlar çok tarihi kararlar ve örnek kararlar. Her zaman beraber olacağız. Bunları bu örnek tavrı da bütün arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın değerlendirmesine sunuyoruz. Ergün ve Temiz'in rozetlerini Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul İl Başkanlığı binasında taktı. Asyalı bir halkız ve şimdi Asya uygarlığı yükseliyor. O Türk milleti, Türk milliyetçiliği de o yükselen Asya uygarlığında öncü konumlarda olacak. Yani insanlığın geleceğini yaratmada Türkler tekrar tarih sahnesine çıkıyor. Perinçek, partisinin zorlukların üstesinden gelecek birikime sahip olduğunu vurgulayarak herkesi üye olmaya davet etti. Tarih sahnesine çıkmak kuvvetli olur, örgütlenmeyle olur, partileşmeyle olur, hükümet kurmakla olur. Önümüzde bir üreticilerin milli hükümeti var. Bu süreç tabii Türk milliyetçilerini birleştiriyor. Vatan Partisi bu tarihi rolü üstlenmiş durumda, buna talip. Vatan Partisi lideri bu süreçte Vatan Partisi'ne tarihi görevin düştüğünü ifade etti. Hem Türkiye'nin üreticilerin milli hükümetini kurmada tarihi görevimizi yapacağız. Yükselen Asya uygarlığındaki konumumuza yerleşeceğiz ve bütün insanlığın yeni bir uygarlık yaratmasına büyük katkılarda bulunacağız. Böyle büyük bir davanın insanlarıyız. Böyle büyük bir davanın partileriyiz. Mali Müşavir Eyüp Dursun Ergün zorlukları aşmak için mücadele sözü verdi. Atalarımızın izinde bundan sonra da iyi anılacak atalar olarak yaşamanın azmiyle çalışacağız. İstanbul Eski Ülkü Ocakları Başkanı Avukat Levent Temiz, Vatan Partisi'nde olmanın önemini anlattı. Türk milletine yaptığı en büyük hizmetlerden biri bizleri ideolojik dogma ve kalıpların dışarısına çıkararak önceliği vatan olan bu toprakların çocuklarını aynı çatı altında toplamasıdır. Genel Başkan'ın inşa ettiği bu mevzi ülkemizde ve bölgemizde karanlık emelleri olan bütün emperyalistlerin bu yüzyılda korkulu rüyası olacaktır ve şu anda da zaten olmaktadır. Temiz, vatan mevzisinde birleşmenin emperyalistlerin korkulu rüyası olacağını ifade etti. Türk milliyetçiliği için
partiler amaçlıyla arkadaşlar araçtır. Dün İttihat Terakki Cephesi 1920'de Cumhuriyet Halk Fıkrası ne anlam ifade ediyorsa bugün de Vatan Partisi bizler için aynı anlam ve önemi taşıyor. Üreticiler bültenlerimizin olmazsa olmazı, bu kez de mısır üreticilerini dinledik. Adana'da birinci ürün mısırların son hasatları yapılmaya başlandı. Mısırın kilogram fiyatı geçen yıla göre 85 kuruş artmasına karşın girdi maliyetleri çiftçiyi zora sokuyor. Yağlı tohum desteklerindeki düzensizlik ise üreticinin borçlarına faiz binmesine sebep oluyor. Bu şartlarda yani bu ekilmez, bu mısır ekilmez yani mümkün değil. Çıkamam, altından kalkamam. Türkiye'deki mısır üretiminin %25'inin yapıldığı Adana'da hasatlar sona yaklaşıyor. Mazotuymuş, gübresiymiş, tohumuymuş bunlar yani bir düzene girmesi lazım. Yoksa böyle giderse çiftçi bir şey ekemez. 150 dönüm yerim var. İnan et pek sen 10-15 ton mazot yakıp veriyor bana 2 ton mazot parası. Destekleme. Türkiye'de birinci hasatta en çok mısırın üretildiği il olan Adana'da Nisan ayında ekilen ürünlerin hasadında sona geliniyor. Geçen sene kilogram fiyatı 1 lira 35 kuruş olan mısır bu sene 2 lira 20 kuruştan alıcı buldu. Ancak fiyata rağmen üreticiler maliyetlerini dahi zor çıkarıyor. Bu şartlarda bunun altından kalkmak çok zor. Tamam %80 zam yaptı mısıra ama mazot 4,5'dan 7,5'a çıktı. Gübre 1800'den 5000 liraya çıktı. DAP gübresi 2000'den 7000 liraya çıktı. Darıdan kazanıyorum, soya ekiyorum, soyadan kazanamıyorum. Soya ekim, darıyım, darıdan kazanamıyorum. Yani çiftçi içinin içine çıkamıyor, mağduruk ya. Yağlı tohum desteklemelerinin geç yatması ve girdi maliyetleri mısır üreticilerinin de belini büküyor. Geçen seneden kalan desteklemeyi daha bu sene yeni ödedi. Adama borç veriyor ki zaten kardeş desteklemeden alırsan borcunu verecek diyor. Habire katlanıyor. O da faize biniyor tabii. Faize biniyor tabii. Faize biniyor. Hadi gel bu şartlarda çık bunun içinde. Bölgede birinci ya da ikinci ürün olarak ekilen mısırda son 3 yılda üretim düştü. Üreticiler daha yüksek kazanç için tercihini bahçe tarımından yana kullanıyor. Tarla tarımından elde edilen gelir artık çok fazla olmadı çünkü girdi maliyetleri çok yükselmeye başladı. Ziraat mühendisi Bahadır Berkes, tarla tarımının bölge üreticilerini cezbetmesi için yıllardır işlevsiz olan Çiko Birlik Kooperatifi'nin devreye alınması gerektiğini söyledi. Çiko Birlik gibi bir kooperatiflerimiz vardı. Hem tüketim kooperatifi hem üretim kooperatifiydi. Hakikaten çok faydalıydı ama maalesef şu anda hemen hemen hiçbir işlevselliği kalmadı. Bunların tekrar devreye alınması lazım. Stratejik ürünler arasında bulunan mısır için desteklemelerin arttırılması gerekiyor. Nişasta sanayinde çok fazla kullanılabilen, yağ sanayinde bir kısım ama en fazla da yem sanayinde. Efendim geçen yaklaşık 1,5 yılın ardından heyecan arttı. Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor. Öğretmenler de öğrenciler de okullarına kavuşacaklar. Salgın nedeniyle uzun süre kapalı kalan kırtasiyelerde de hareketlilik başladı. Kırtasiye sektörü bu yıl okula başlama maliyetini 361 lira olarak açıkladı. Tabii bu rakam tüketicilerin ürün tercihlerine ve alım gücüne göre de değişiklik gösteriyor. 2 yılın ardından okullar açılıyor, öğrenciler okuluna, öğretmenler öğrencilerine kavuşuyor. Yüz yüze eğitim nihayet başlıyor. Okullar açıldığı için çok mutluyum. Öğretmenim ve arkadaşlarımı çok özledim. Evet çok mutluyuz çünkü 2,5 yıldır evdeyiz. Evlerde kapandık, ekranların başındayız. Ve biz de bu durumdan çok sıkıldık. Artık yani dışarı çıkıp okullarımıza gidip sosyalleşmek istiyoruz. Bu tatlı heyecan bir yana veliler de telaşlı ama onların telaşı başka. Çok kötü bir pahalılık var. İnan insanlar nasıl alsın yani ben üzülüyorum kendi açımdan. Torunları aldım, yeğenlerimi aldım kırtasiye. Fakat alamayan insanlara acıyorum. Nasıl alacaklar? Buna günah değil mi? Psikologlara göre uzun süre kapalı kalan okulların tekrar açılması çocuklarda uyum sorunu oluşturabilir. Bu durumda en büyük görev yine velilere düşüyor. Kendi kaygılarını çocuklara aktarmamaya özen göstermelilerdir ki çocuğun kaygısı daha da artmasın. Kırtasiyelerde okul alışverişi yoğunluğu başladı. Silgiler, kalemler, defterler raflardaki yerini aldı. Kırtasiye sektörü bu yıl okula başlama maliyetini hesapladı. Bağcılar'daki büyük bir kırtasiyedeyiz. Bu bahsettiğimiz çanta ne kadara dolacak bunu hesaplayacağız ama biz içine en temel ihtiyaçları koyduk. Bakalım ne kadar tutmuş hesabımız. Evet gördüğünüz gibi 350 liralık çanta dahil bir fiyat çıkarttık. Ama özel okullar 1500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Ama ortalama 300-360 TL civarında
devlet okullarının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyor. Güvenilir ürün alırken nelere dikkat etmek gerekiyor bunu öğreneceğiz. Tüm Kırtasiyeciler Derneği Genel Sekreteri İrem Özkal anlatacak bize. Kırtasiyeler 12 ay boyunca güvenilir ürün konusunda denetime tabi olan işletmelerdir. Etiketlerinin mutlaka incelenmesi gerekiyor. Üzerinde CE ibaresini, CE belgesini mutlaka arıyor olmamız lazım. Veliler satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünüyor ve ürün kimliğinden şüphe ediyorsa tüketici.gov.tr adresli siteden veya Alo 175 tüketici hattından şikayette bulunabilir. Çünkü ekonomik elverişi olmadığı için maddi durum ondan dolayı yapamadım ama çok üzülüyorum çünkü onların okumasını istiyorum. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Yani Türkiye'nin geleceğidir. Onlar olmadan biz hiçiz. Sadece kırtasiye ücretleri değil, velileri kara kara düşündüren bir diğer konu da servis ücretleri. İstanbul'un ardından İzmir'de de bu yılki servis ücretlerine %15 zam geldi. İlk ders iline sayılı günler kala velilerin aklında da servis ücretleri var. İstanbul'dan sonra İzmir'den zam haberi geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de UKOME kararıyla servis ücretlerine %15 zam yaptı. Yeni zamlı tarifeye göre 3 kilometre mesafeye kadar haftanın 2 günü okula giden öğrenci için aylık 180 lira, haftanın 3 günü okula gitmesi durumunda aylık 215 lira, haftanın 4 günü okula gitmesi durumunda aylık 260 lira, haftanın 5 günü okula gitmesi durumundaysa aylık 285 lira ücret alınacak. 10 kilometreye ulaşan mesafelerde ise bu durum haftanın 2 gününde okula giden öğrenci için aylık 235 lira, haftanın 3 gününde aylık 290 lira, haftanın 4 gününde aylık 340 lira, haftanın 5 gününde ise aylık 375 lira oldu. Evi okula daha uzak olan öğrenci velilerini ise daha yüksek ücretler bekliyor. 40 kilometreye ulaşan mesafelerde haftanın 2 günü okula giden öğrenci için aylık 440 lira, haftanın 3 günü okula giden öğrenci için 550 lira, haftanın 4 günü okula giden öğrenci için 660 lira, haftanın 5 günü okula giden öğrenci için 730 lira ödeme yapması gerekecek. Zamlı fiyatlarla ilgili öğrenci velileri fiyatları yüksek bulsa da koronavirüs salgınından dolayı uzun süredir iş yapamayan servis aracı işletmeleri yeni ücretleri sevinçle karşıladı. Evet, okullar 6 Eylül'de açılacak açılmasına, ancak öncesinde de 1-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak. İşte bu eğitimlerin esasları da belirlendi. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 ile genelge gönderildi. Yüz yüze eğitimin tarihi netleşince hazırlıklar da başladı. Uzun bir aranın ardından öğrenciler 6 Eylül'de ders başı yapacak. Öncesinde uyum eğitimi yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 1-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak uyum eğitimlerinin esaslarını belirledi. 81 ile genelge gönderildi. Buna göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak. Genelge doğrultusunda öğrencilerin eğitim ortamına uyumlarını sağlanması için gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak. Uyum etkinlikleri kapsamında oyun temelli etkinlikleri, öğrencilerin okula aidiyet duygusunu artıran faaliyetlere yer verilecek. Oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi de sağlanacak. Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım gibi konularda da bilgilendirmeler yapılacak. Tabii bu eğitim okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için, bunu da hatırlatalım. Sevgili izleyiciler, memur maaşı zamlarındaydı gözümüz, biliyorsunuz. İşte o zamlar açıklandı. Peki 2022 yılında hangi memur ne kadar maaş alacak? İşte yanıtı. Değerli basın mensupları, kıymetli çalışma arkadaşları. 4 milyon memur, 2 milyondan fazla memur emeklisiyle ailesini ilgilendiren maaş zammı oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk 6 ayı %5, ikinci 6 ayı %7 artış yapıldı. Artış 2023'ün ilk 6 ayı %8, ikinci 6 ayı %6 oldu. Peki 6. dönem toplu sözleşmesiyle memur maaşları ne kadar olacak? Bakan Bilgin sosyal medya hesabından memur maaşlarını açıkladı.
Üniversite mezunu 9. derecenin 1. kademesinde göreve başlayan öğretmen maaşı ise 2022'nin ilk 6 ayında 6.201 lira, ikinci 6 ayı ise 6.635 lira olarak belirlendi. Yüksek lisans yapan 1. kademenin 4. derecesindeki öğretmen ise ilk 6 ayda 6.823 lira, ikinci 6 ayda ise 7.301 lira maaş alacak. Bekar, 9. derece 1. kademe öğretmenin maaşı ise ilk 6 ayda 5.553 lira, ikinci 6 ay ise 5.941 liraya çıkacak. Evli ve iki çocuk sahibi 8. kademenin 1. kademesi mühendis maaşı ise 2022'nin ilk 6 ayında 8.385 lira, ikinci 6 ayında ise 8.972 lira olarak belirlendi. Sendika üyesi ancak bekar olan kamu görevlisi hizmetli 2022'nin ilk 6 ayında 4.623 lira, ikinci 6 ayında ise 4.979 lira maaş alacak. Birinci derece, dördüncü kademe bekar bir hemşire maaşı ise yeni yılın ilk 6 ayında 7.047 lira, ikinci 6 ayında ise 8.102 lira alacak. Şimdi Afganistan gündemiyle devam edelim. Zira hayli yoğun ayrıntılar var. İngiliz medyasının göçmen merkezleri yalanı muhalefetin elinde patladı. Afgan sığınmacılar için Türkiye'de iltica merkezi açılacağı iddiasına İngiliz medyasından düzeltme geldi. BBC ve Guardian özür diledi. İngiliz Savunma Bakanı Wallace da medyayı spekülasyon yapmakla eleştirdi. İktidarı eleştirmek için yalan habere sarılan muhalefet ikna olmuş değil. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener yalan haberi alıntılayarak yaptıkları paylaşımları sahiplenmeye devam ediyor. Muhalefetin tavrını eleştiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere reddediyor, BBC özür diledi ama muhalefet bizi eleştiriyor dedi. Şimdi İngiltere reddediyor, BBC bunu reddediyor. Muhalefet partileri gazetelerinde ve tweetlerinde bizi eleştiriyorlar. İngiltere medyası yalan haber servis etti. Türkiye'de muhalefet üzerine atladı. Afgan sığınmacılar için Türkiye'de göçmen merkezleri açılacağı yalanı CHP ve İYİ Parti'nin elinde patladı. İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, Afganistan'la ilgili Mail on Sunday gazetesine bir makale yazdı. Ancak gazete makaleyi eklemeler yapıp çarpıtarak haberleştirdi. Haberde İngiltere'nin Afgan sığınmacılar için Türkiye ve Pakistan'da göçmen merkezleri açmayı planladığı öne sürüldü. BBC ve Guardian gibi İngiliz medya kuruluşları da aynı yalanı yayınlarına taşıdı. Oysa İngiliz bakanın makalesinde ne Türkiye'nin ne de Pakistan'ın adı geçiyordu. İngiliz medyasının algı çalışması Dışişleri Bakanlığı'nca jet hızıyla yalanlandı. Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Dışişleri'nin açıklamasına rağmen muhalefet yalanın üzerine atladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yalan haber üzerinden iktidara yüklendi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Batı ile gizli anlaşmalar yapmakla suçlarken Akşener, iktidarın İngilizlerin taşeronluğuna soyunduğunu öne sürdü. Bugün İngiltere ile ilgili haberlerin üzerine atlayanlar kendi ülkesine saldırmaya başladılar. Gerçek olmayan haberler üzerine. İngiliz medyasının algı operasyonu muhalefetin elinde patladı. Türkiye'nin tepkisi üzerine BBC ve Guardian özür diledi. Haberlerinde düzeltmeye gitti. İngiliz Savunma Bakanı Wallace da söz konusu haberlerin medyanın spekülasyonu olduğunu belirtti. Haberin hiçbir temeli yok. Tamamen spekülasyon. Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik. Bunu bölgesel merkezin Türkiye'de olacağı şekline siz getirdiniz. Ancak hem Türk Dışişleri'nin yalanlaması hem de İngiliz Bakan ve medyasından gelen tüm bu özür ve düzeltmeler muhalefeti ikna edebilmiş değil. CHP ve İYİ Parti liderleri yalan haberleri alıntılayarak yaptıkları paylaşımlarını hala sahipleniyorlar. Yalan haber yayından kaldırılıp silinmiş olsa da Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Türkiye karşıtı mesajları yerinde duruyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da muhalefetin bu tavrına olan tepkisini dile getirdi. İngiltere reddediyor ama muhalefet bizi eleştiriyor dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalefeti bu duruma düşmemeli. BBC hatasını anladı, tweetini sildi. Fakat o BBC'nin tweetini alıntı yaparak tweet atan genel başkanların tweetleri duruyor. Şimdi İngiltere reddediyor, haberi yapan BBC bunu reddediyor. Muhalefet partileri gazetelerinde ve tweetlerinde bizi eleştiriyorlar. Biz bunu afetlerde de gördük, yangında da gördük.
Yani bizim enerjimizi böyle boş şeylerle almayın. Bizden ne bilgi istiyorsanız biz size veririz. Dürüst olun, samimi olun, gerçekçi olun. Evet, Türkiye cephesinden Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları böyleydi. Peki Taliban cephesinde neler oluyor? Afganistan'daki ayrıntılara bakalım. Taliban kontrolü altında olmayan tek bölge Pençşir'i kuşattı. Ahmet Mesut kuvvetlerine de müzakere çağrısı yaptı. Afganistan'ın Pençşir Vadisi'nde bulunan ve Ahmet Mesud'un başında bulunduğu Kuzey İttifakı'ndansa diyalog istiyoruz. Ancak savaşa da hazırız mesajı geldi. 90'lı yıllarda CIA'in güdümünde Sovyetlere karşı savaştığı bilinen Kuzey İttifakı lideri Mesud, bugün de yine Amerika ve Fransa gibi ülkelerden yardım görmeyi umuyor. Kritik zamanlarda gittiği ülkelerde karışıklık çıkması dikkat çeken Bernard Henri Levy'nin Pençşir'deki gelişmelerle ilgi duyması da şaşırtmadı. Taliban, Afganistan'ın tamamında kontrolü sağlamaya yakın. İlk bakanlarını atamaya başlayan Taliban, Kuzey İttifakı'nın kontrol ettiği Pençşir Vadisi'ni kuşatarak Ahmet Mesud kuvvetlerine müzakere çağrısı yaptı. Taliban'ın Kuzey İttifakı ile çatışma olmadan müzakere isteğini daha önce Rusya Kabil Büyükelçisi Dmitry Zirnov da dile getirmişti. Ahmet Mesud, 1990'lı yıllarda Kuzey İttifakı'nın başındaki liderlerden Ahmet Şah Mesud'un oğlu. Şah Mesud önderliğindeki örgüt, CIA güdümünde Sovyetlere karşı savaşan Afgan gruplardan biriydi. Bugünse Amerika'nın sesine konuşan Ahmet Mesud, ABD, Fransa ve Avrupa'ya destek çağrısında bulundu. Yıllarca Mossad'la bağlantılı çalışan ve ABD'nin işgal ettiği her ülkede boy gösteren Bernard Levy, Pençşir bölgesine ilgisini gösterdi. Şimdi ben Amerika'nın planını çözdüm az buçuk. Yani Amerika plansız çıkmaz. 2020'de Bernard Levy Wall Street Journal'da yazmış zaten. Afganistan'da Ahmet Şah Mesud'u ziyarete gittiğimde 9 yaşında bir çocuk geldi. İşte hediye getirdiğim kitabı kütüphaneye götürürken o çocuk hala gözlerimin önünde. Sonradan o çocuk Ahmet Mesud olarak önüme çıktı diye bir hikaye yazmış. Bir figür, bir direniş figürü başladı. Şimdi onu 2020'den itibaren ısıtmaya başlamışlar. Yeni Dünya'da Kıvanç Özdal'ın sorularını yanıtlayan Doktor Barış Adıbelli, Pençşir'deki gelişmelere ilişkin konuştu. Tamam, Taliban diyoruz da, Afganistan'ın geleceğinde Taliban'ın rolü diyoruz da, Afganistan'ın geleceği nereye doğru gidiyor? Yani ikinci bir Libya olmasın Afganistan. Giderek Afganistan Libyalaşmaya doğru gidiyor. Bakın. Şimdi ben Amerika'nın planını çözdüm az buçuk. Yani Amerika plansız çıkmaz. Şu hükümet burada olacak. Bir başka hükümet direniş grubu orada olacak. Pençşir ile Kabil'in artık bundan sonra çatışmasını seyredeceğiz. İşte size buyurun ikinci Libya. Kuzey İttifakı cephesinin üst düzey temsilcilerinden Fehim Deşti ise yaptığı açıklamada Taliban'la diyalog istiyoruz ancak savaşa da hazırız dedi. Biz kesinlikle meselenin diyalog ve müzakere yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Taraflar arasında doğrudan ve dolaylı mesajlar var ancak aynı zamanda savunmaya hazır durumdayız. Amacımız sadece Pençşir'i savunmak değil, tüm Afganistan coğrafyasını ve ülkemizin değerlerini korumaktır. Öte yandan K24'ün haberine göre Kuzey İttifakı sözcülerinden Ali Nazari, Kürdistan'daki gibi bir sistemi Afganistan'a da istiyoruz dedi. Irak birkaç bileşenden oluşuyor, örneğin Kürdistan bölgesiyle Bağdat gibi. Her birinin kendi özel kuvvetleri olan federal bir hükümet sistemini Afganistan içinde istiyoruz. Yani Afganistan'da Irak gibi bir sistem olmalıdır. Her şey müzakere masasında çözülmelidir. Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden açıklamada Nazari, Pençşir'deki Taliban tarafından kuşatılmış durumda olduklarını belirtti. Afganistan müttefiklerin de arasını bozdu. Haziran ayındaki G7 zirvesinde İngiltere Başbakanı Johnson ve Amerikan Başkanı Biden yeni bir Atlantik bildirisi hazırlayacaklarını duyurmuşlardı. Ancak Afganistan'daki gelişmeler ayrılmaz müttefikleri ayrıştırdı. İngiltere kamuoyu Amerika'nın Afganistan'dan habersiz geri çekilmesini ihanet olarak değerlendirirken eski Başbakan Tony Blair Biden'ın taktiğini aptalca diye eleştirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilme kararına ilişkin müttefikler arasındaki çatlak derinleşiyor. Almanya ile NATO'dan yapılan açıklamaların ardından İngiltere'den de yeni tepkiler geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlenen G7 zirvesi öncesinde İngiltere'de ABD'ye yönelik ciddi tepkiler dile getirildi.
Basına yansıyan iddialara göre İngiltere Başbakanı Johnson, geçen hafta sonu Trump olsa daha iyi bir durumda olurduk ifadelerini kullandı. Başbakanlık bu iddiayı yalanladı. Ancak Johnson'ın zirve öncesinde Biden'dan geri çekilme süresini uzatma talebi sorumluluğu ABD'de gördüğüne işaret. İngiltere'nin Afganistan'da şu an yaklaşık 1000 askeri bulunmakta. İşgalin başında İngiltere, Afganistan'a 10 bin asker sevk etmişti. Çekilme kararını alan ABD'nin ise son olarak 6 bin askeri bulunuyor. ABD'nin kararı İngiltere'de bugünlerde çok tartışılıyor. Eski Başbakan Tony Blair, ABD'nin kararını aptalca diyerek eleştirdi. Basına göre başbakanın koridorlarında ise bugünlerde delilik ve çılgınlık yorumları yankılanıyor. İngiltere'nin ABD ile ayrışması yeni değil. 2013 yılında Suriye işgalinin başlamasında da İngiltere Avam Kamarası Suriye operasyonunu veto ederek dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın yolunu engellemişti. Bir müsteşarsa tepkileri Sunday Times gazetesine verdiği demeçte ABD'nin dünya jandarmalığından geri çekilmesi karşısında İngiltere'nin güçsüzlüğünün ortaya çıkmasıyla yorumluyor. Pakistan'dan bir çağrı geldi ve uluslararası toplumu Afganistan'da Taliban'la diyalog kurmaya çağırdı. Afganistan konusunda yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi bu kapsamda İran, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı da ziyaret etmeyi planlıyor. Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele almasının ardından bölge ülkeleri arasında diplomasi trafiği hız kazandı. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, uluslararası toplumu Afganistan'da Taliban'la diyalog kurmaya çağırdı. Taliban'la temas halinde kalmalıyız diyen Kureyşi, Afganistan'da barışçıl çözüm çabaları kapsamında İran, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'a ziyaretlerde bulunacağını açıkladı. Afganistan'daki gelişmeler İran'da da yakından takip ediliyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan'daki gelişmelere dikkatle izlediklerini, tüm taraflarla temas halinde olduklarını söyledi. İran, Taliban'ı tanıyacak mı sorusu üzerine Hatipzade, henüz tanıma aşamasında değiliz. Şu anki önceliğimiz Afgan gruplar arasında kapsamlı bir diyalog yürütmek ve kapsayıcı bir hükümetin kurulması ifadelerini kullandı. Çok çarpıcı bir haber var sırada. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan işgalini perdelemenin teorisini yıllar önce üretmiş sevgili izleyiciler. WikiLeaks'in 26 Mart 2010 tarihinde dünya kamuoyuna sızdırdığı CIA raporunda Afgan kadınlarının Taliban'dan duydukları korku üzerinden yapılacak propagandanın işgalin sürdürülmesine hizmet edeceği vurgulanmış. Amerika'nın Afganistan'dan kovulmasından sonra kadın hakları tartışmalarının başlamasının temelinde de işte bu rapor yatıyor. ABD'nin Afganistan misyonunu sürdürebilmek için kurguladığı senaryonun temelinde Batı Avrupa'yı ikna etmek yatıyor. WikiLeaks tarafından sızdırılan CIA raporuna göre Afgan kadınlarının Taliban'dan duydukları korku üzerinden yapılacak propagandanın Afganistan misyonunun sürdürülmesine hizmet edeceği belirtiliyor. CIA'in NATO liderliğindeki göreve Batı Avrupa desteğinin sürdürülmesi isimli raporu yayınlandıktan 2 hafta sonra WikiLeaks tarafından sızdırıldı. WikiLeaks bu raporu 26 Mart 2010 tarihinde ABD, Almanya ve Fransa'nın desteğini sürdürmek için stratejileri özetliyor şeklinde yayınladı. O dönem Batı'da 2008'deki küresel ekonomik kriz ve devamında Batı dünyasında yaşanan çeşitli ekonomik sorunlar tartışılıyordu. Bu eksende de ABD'nin Afganistan misyonuna Avrupa ülkelerinin desteği kırılgan bir hal aldı. CIA raporunda yer alan bilgiye göre Avrupa ülkelerinin çeşitli toplumsal sorunlara gösterdiği hassasiyet vurgulanıyor. Özellikle de Fransa'nın kadın hakları ve mülteci, Almanların da uyuşturucu, mülteci ve terörizm konularındaki hassasiyetine dikkat çekiliyor. İşte CIA raporunun özünde Avrupa'nın bu konulardaki hassasiyetleri üzerinden Afganistan işgalini meşrulaştırmak bulunuyor. Alman ve Fransız toplumunda ise Afganistan işgaline verilen desteğin çok düşük olduğu görülüyor. Bu ülkelerde halkın en az %80'inin Afganistan işgalini desteklemediği belirtiliyor. CIA raporuna göre Afganistan'da en çok asker bulunduran ikinci ve üçüncü ülkeler olan Almanya ve Fransa birliklerinde ya da sivil Afgan halkında zayiat yaratma çabasına giriyor. Bu durumda yine bu iki ülkenin Afganistan işgaline ikna konusunda daha tutarlı olabilecekleri belirtiliyor.
Kız çocuklarının eğitimlerine ket vurulacağı konusunda propaganda yapılması da raporda üzerinde durulan bir diğer konu olarak göze çarpıyor. Evet, Amerika Afganistan işgalini kadın hakları gibi toplumun bam tellerine basarak sürdürmek istedi. Bu gizleme girişimi de WikiLeaks tarafından sızdırılan CIA raporlarında ortaya çıktı. İşte bu durumu Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı'ya sorduk. Bakın Ayvalı nasıl değerlendirdi? Amerika Afganistan'da yenilmiştir. Bir CIA raporu gündeme getirilmiş. O CIA raporunda deniliyor ki Afganistan'da işgali sürdürmek için kadın haklarını kullanacağız. Orada işgali sürdürmek için kamuoyu imar etmek amacıyla kadın haklarının kullanılacağı söyleniyor. Bir strateji belirlenmiş, yani emperyalist Batı bir strateji belirlemiş ve o stratejiyi CIA raporunda dile getirmiş. Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, CIA raporlarında yer alan kadın hakları üzerinden kamuoyu yaratma stratejisinin ABD yenilgisinin gizleme stratejisine dönüştüğünü söyledi. O zaman işgali sürdürmek ve işgale destek yaratmak, kamuoyu desteği yaratmak, yani geniş kitleleri kalben ve zihnen Amerikan işgalini onaylar duruma getirmek için imal edilen bu strateji bugün yenilgiyi gizleme stratejisine dönüşmüş durumda. Bugün de Afganistan'da kadın hakları üzerinden başlayan tartışmalarla Amerikan yenilgisi gizlenmek istenmektedir. Meltem Ayvalı, Afganistan halkının ABD emperyalizmine karşı verdiği bağımsızlık savaşını vurguladı. Afganistan'ın gerçeklerine dikkat çekti. Afganistan halkının kadınıyla erkeğiyle, altını çiziyorum, kadınıyla erkeğiyle Afganistan halkının verdiği bağımsızlık mücadelesi perdelenmek istenmektedir. Taliban önderliğinde olmuştur. Başkalarının gönlünde, hepimizin gönlünde bunun dayık bir önderlikte yapılması yatıyor olabilir, geçiyor olabilir. Ama Afganistan'ın gerçeği budur ve onun önderliğinde olmuştur. Ayvalı, medeniyet olarak Amerika'yı görenlerin kadın hakları üzerinden bir kışkırtma peşinde olduklarına değindi. Amerika'nın yenilgisini hazmedemeyenler kadın hakları üzerinden bir kışkırtma peşindeler. Afganistan'ın bağımsızlık mücadelesini perdelemenin peşindeler. Amerika onların medeni dünyası, yani Afganistan'dan çekip giderken işbirlikçilerinin yüzüne bile bakmadı. Öncü kadın başkanı, kararlı anti-emperyalist duruşa sahip olanların CIA'nin raporundaki tuzağa düşmediğini ekledi. CIA'nın raporunda belirtilen stratejiye, o tuzağa kim düşmemiştir? Kararlı anti-emperyalist olanlar, tutarlı anti-emperyalist olanlar o tuzağa düşmemiştir. Ama sahte Atatürkçüler düşmüştür. Sahte solcular düşmüştür. Sosyal medyadan alkış peşinde koşan sözde ünlüler, sözde aydınlar o tuzağa düşmüşlerdir. Efendim, yurt ve dünya gündemiyle yeniden karşınızda olacağız. Ancak şimdi kısa bir ara için müsaade istiyoruz. Sonrasında buradayız. Lütfen ayrılmayın. Ulusal Kanal'a ana haber bülteni devam ediyor. Yine yurt ve dünya gündeminden derlediğimiz haberleri aktarmayı sürdürüyoruz efendim. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında afiş sökme tartışması yaşanıyordu biliyorsunuz. İşte o tartışma büyüyor. İki başkanın Twitter üzerinden yürüttüğü tartışmaya milletvekilleri ve il başkanları da katıldı. Peki tartışma neden çıktı, neler yaşandı? İşte haberimizde. Mültecilere bakarım diyordun. Flamingoların da başkanıyım diyordun. Memleket Partisi İzmir İl Kongresi'nde başladığı Muharrem İnce Tunç Soyer tartışması. Genel Başkan İnce, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in parti afişlerini söktürmekle suçladı. Kimsin sen benim afişlerimi sokun? CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de Twitter'dan yanıt verdi. Hatırlatayım, ben İzmir'in seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Daha yola çıkarken bizimle bile kavga etmeniz gelecek için umut kırıcı olduğu kadar aydınlatıcı da oldu ifadeleriyle yanıt verdi. Dıştan bakınca flamingocu, kazıyınca Tayyip'in akrabası çıkıyor. Muharrem İnce de anında yanıt verdi. Bu kez üslubunu da daha da sertleştirdi. İnce, ayıbına kılıf uydurma Tunç Soyer. Sen afiş toplatmayı AKP'den mi öğrendin?
Seçilmiş belediye başkanı olman sana afiş toplatma hakkı vermez. Memleket Partisi'nin afişleri senin bildiğin afişlerden değildir. Onlarda belediye rantı yok, hazine parası yok, alın teri var dedi. Bak başkan, bu afişler diğer partilerin afişlerine benzemez. Bu afişler Memleket Partisi'nin afişleri farklı. Onlarda belediye rantı yok. Onlarda hazine parası yok. Bu gönüllülerin parası var. O parayı senden alırım. Toplatma polemiği hafta içinde de devam etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültür Park Lozan kapısındaki Memleket Partisi bayraklarının asıldığı ve söküldüğü anı gösteren güvenlik kamerası kayıtlarını yayınladı. Soyer, görüntünün altına İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adam kazandı ifadesine gönderme yaparak adam kızmış sözlerini yazdı. Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de Tunç Soyer'in adam kızmış göndermesine sana bir sorum var. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce'ye oy verdin mi diyerek karşılık verdi. Siz o zaman çok berbat bir partisiniz. Seçim gecesi sonuçları almak yerine rakıları açıp kafayı çeken bir adamı aday yapmışsınız. Size yazıklar olsun o zaman. O zaman size yazıklar olsun. CHP ile Memleket Partisi il başkanları da tartışmaya katıldı. Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz, Büyükşehir Zabıtası'nın Gülçeşme Mahallesi'ndeki pankartlarını söktüğünü ve iki çuval içerisinde teslim aldıklarını söyledi. Oğuz, görevlilerin Türk bayraklarını bile yırttıklarını iddia etti. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de Memleket Partisi İl Başkanı'nın kongredeki belki Kemal Kılıçdaroğlu bile gelip Memleket Partisi'ne üye olabilir sözlerine sert tepki gösterdi. Yücel, 3 senelik CHP üyeliğinden hiçbir şey öğrenmemiş arkadaş. Bir daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini ağzına alıp da kirletme dedi. CHP ile Memleket Partisi arasında İzmir'de başlayan kavganın devam edeceği düşünülüyor. Bir siyasi parti daha yolda. İyi Parti'den istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ kuracağı partinin isminin Zafer Partisi olduğunu açıkladı. Kuruluş dilekçesinin 26 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı'na verileceği duyuruldu. Öte yandan Özdağ'ın sosyal medyadan paylaştığı Afgan market görüntüsü büyük tepki gördü. Ümit Özdağ yeni partisinin adını ve logosunu kamuoyuna duyurdu. FETÖ ve HDP yakınlaşmasıyla İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ yeni partisinin ismini açıkladı. Zafer adı verilen yeni partinin kuruluş dilekçesi 26 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı'na teslim edilecek. Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni zaferi doğuyor. Öte yandan Özdağ'ın göçmenlerin gündemde olduğu bir dönemde bir market fotoğrafı yayınlayarak yaptığı paylaşım tepkiye neden oldu. Özdağ sosyal medyadaki paylaşımında Kırşehir merkezde Afgan market sahibi Afganistanlı bir genç ifadelerini kullandı. Twitter'da gündem olan Özdağ kışkırtıcı paylaşımı nedeniyle çok sayıda tepki topladı. 28 Şubat kumpas davasında 14 emekli generalin tutuklanmasına tepkiler sürüyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Tülin Oygür, davanın kahraman Türk askerini hedef almak için FETÖ tarafından tertiplendiğini söyledi. Yeni kararı en çok FETÖ'cülerin sevindiğine dikkat çeken Oygür, tutuklama kararlarının kaldırılmasını istedi. 28 Şubat kumpas davasında Yargıtay'ın cezaları onamasının sonrası 14 emekli general tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tutuklamalara ise toplumun her kesimi tepki gösterdi. Emekli generaller için çıkan yakalama kararları FETÖ'ye hizmet etmektir. Soruşturmayı yapan emniyet mensupları ya FETÖ'den atılmış veya hapistedir. Davanın savcısı, hakimi FETÖ'den ceza almıştır. Yargıtay'da davaya bakan üyeler FETÖ'cü çıkmıştır. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Tülin Oygür, 28 Şubat kumpas davasıyla kahraman Türk ordusunun hedef alındığını söyledi. Verilen kararlar FETÖ'yü sevindirirken toplumun vicdanını yaralamaktadır. 28 Şubat'ta FETÖ'ye cephe alan kahraman komutanlarımız hapse atılmak istenmektedir. Devletle millet, hükümetle Türk Silahlı Kuvvetleri arasına nifak sokulmak istenmektedir. Bu davanın tıpkı balyoz, amirallere suikast, Ergenekon gibi FETÖ tarafından tasarlandığı, Amerika'ya karşı çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını cezalandırmak, sindirmek için tertiplendiği açıktır. Askerlerin yetkisiz mahkemelerde yargılandığına dikkat çeken Oygür, ortada bir hukuk ihlali olduğunu belirtti. Oygür,
14 emekli generalin tutuklama kararlarının kaldırılması için çağrı yaptı. Anayasaya göre hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. 28 Şubat davasındaki Çetin Doğan ve diğer sanıkların ağır ceza mahkemelerinde yargılandığı davalar da benzer gerekçeyle bozulmalıdır. 28 Şubat davasının görüleceği yer Yüce Divan'dır. Anayasa, yasalar, Anayasa Mahkemesi'nin ve Yargıtay'ın emsal kararları ortadayken komutanlarımızın çarptırıldığı müebbet hapis cezaları vahim hukuk ihlalidir. Konuyu saat 20'de Haber Artı'da da işleyeceğimizi hatırlatalım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla bültenimize devam edelim. Erdoğan, Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen sel ve orman yangınlarına ilişkin konuştu. Orman yangınlarından terör örgütü PKK'nın izi olduğunu söyleyen Erdoğan, yanan evlerin yeniden inşa edileceğini belirtti. Erdoğan, tarım ve hayvancılık zararlarının da karşılanacağını ifade etti. Güneyimiz, tarihimizin en büyük orman yangınlarıyla adeta kavruldu. Kuzeyimiz de yine tarihimizin en büyük sel afetleriyle boğuşuyoruz. Sel ve orman yangınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgelerin normale dönmesi için çalışmaların başladığını ifade etti. Sosyal medya mecraları insafsız, vicdansız, ahlaksız bir propaganda peşinde koşsalar da milletimiz bu tabloyu biliyor, afetlerde ortaya koyduğumuz güçlü iradeyi... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. İnsansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir. PKK'nın yaktığı ormanları gündemine alan Erdoğan, ortaya çıkan zararların telafi edileceğini belirtti. Yangınların bir kısmında PKK terör örgütünün veya art niyetli bir takım kişilerin sabotajları söz konusuysa da genel bir küresel afet durumuyla karşı karşıya olduğumuz da bir hakikattir. Allah'ın izniyle bu devlet güçlü, bu millet güçlü ve biz bunu başaracağız. Erdoğan, yangınlardan etkilenen ve Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi sonrası bölgenin toparlanması için atılacak adımları da açıkladı. Yanan evleri yeniden yapacak, tahrip olan ormanları yeniden ihya edecek, adeta küllerinden ormanlarımızın doğduğunu göreceğiz. Tarım ve hayvancılık zararlarını karşılayacağız. Cumhurbaşkanı son günlerde göçmenlerle ilgili süren tartışmalara da değindi. Erdoğan, göç dalgasını önlemek için geri gönderme merkezleri kurulduğunu belirtti. Vatandaş, muhtar iletişimini ve işbirliğini etkin yürütmek için İçişleri Bakanlığımız bünyesinde muhtar bilgi sistemini kurduk. Düzensiz göçle daha etkin mücadele için 16 bin kişi kapasiteli 25 geri gönderme merkezi oluşturduk. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ettik. Türkiye'nin oksijen deposu Kaz Dağları'ndaki korkutan orman yangını kontrol altına alındı. Balıkesir Edremit mevkiinde çıkan yangına havadan ve karadan anında müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Kaz Dağları'nda çıkan yangına 17 helikopter, 4 uçak, 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 328 personel müdahale etti. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaz Dağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangını karadan ve havadan yürütülen müdahale ile kontrol altına alındı. Arazinin sarp olması ve dar patikalardan oluşması ekiplere zor anlar yaşattı. Yangın bölgesinde iş makineleriyle yol açıldı. Birçok ilden ekiplerin ve gönüllülerin de destek verdiği çalışma kapsamında yangının ilerlemesi önlendi. AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE ve sağlık ekipleri de söndürme faaliyetine destek verdi. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı. Terörle mücadelede oldukça önemli görevler icra eden jandarmada yeni görevlendirmeler yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre 4 tuğgeneral ve 4 albay emekliliğe sevk edildi. 5 general ve 10 albay ise terfi ettirildi.
Eren operasyonları, Pençe Yıldırım Harekatı gibi operasyonları kararlılıkla yürüten jandarmada yeni görevlendirmeler yapıldı. Atışını gerçekleştirdi. Resmi gazetede Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin yeni kararlar yayınlandı. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bazı albaylar emekliliğe sevk edilirken bazı albaylarsa terfi etti. Getir hadi arasında bulunan. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararlara göre 4 Tuğgeneral emekli olacak. Tuğgeneraller Hakan Saraç, Turgay Aras, Ali İhsan Ersoy ve Alper Sırın 30 Ağustos'ta görev süresi sona erecek. Albay rütbesindeki Abdullah Ateş, Cengiz Yurtcan, Ahmet Camuz ve Yüksel Çiçek ise 15 Eylül'de emekli edilecek. Bu şekilde diğer unsurlarımız da buradan imha ettik. Kararda emeklilerin yanı sıra terfiler de yer aldı. Jandarma kıdemli albaylar Hüseyin Bekmez, Gökhan Çilioğlu, Sinan Şen, İsmail Sıkı, Ali Gemalmaz'ın rütbesi Tuğgeneralliğe yükseltildi. Necip Çarıkçıoğlu, Mustafa Çekiç, Hidayet Arıkan, Eyüp Subaşı ve İbrahim Güven de Tuğgeneral oldu. 1985. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Ali Çardakçı Orgeneral, Halis Zafer Koçsa Korgeneralliğe terfi etti. Yusuf Kenan Topçu, Aykut Tanrıverdi ve Ali Doğan da tüm generalliğe getirildi. Kararla ayrıca 28 generalin yeni görev yerleri belirlendi. 32 albay ise jandarma komutanlığına atandı. Türkiye'de 5.'si düzenlenen Hayalimdeki Çin adlı resim yarışması sonuçlandı. Yarışmanın ödül töreni bu yıl Türkiye ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılı kapsamında yapıldı. Törende konuşan Çin Ankara Büyükelçisi Liu Xiaobin, iki ülkenin geliştirdiği güçlü ilişkilerin bölge için önemli olduğunu vurguladı. Geride bıraktığımız 50 yılda iki ülke ilişkilerinde somut dengeler elde edildi. İki ülke halkı arasında karşılıklı anlayışla ilişkiler gelişti. Lise öğrencilerini resim yapmaya teşvik etmek ve Türkiye-Çin arasındaki dostluk temellerini atmak, dostluk tohumlarını ekmek. Bu resim yarışmaları sayesinde Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında kültürel bir yaklaşım ve bunun neticesinde ticarette ve turizm alanında önemli bir gelişmeler kaydedilmektedir. Hayalimdeki Çin adlı resim yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Ödül törenine Türk-Çin işbirliğine yönelik mesajlar damga vurdu. Çin ve Türkiye halkları arasında dostluğu güçlendirmenin daha önceki dönemden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yıl 5.'si düzenlenen Hayalimdeki Çin adlı resim yarışmasının ödül töreni Türkiye ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılı kapsamında yapıldı. Törene yarışmayı destekleyen Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Xiaobin, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici ve Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı Başkanı Bülent Okyay katıldı. Çinli gençler ve Türk gençleri bir taraftan kendi ülkelerinin geleceğini temsil ediyor, diğer taraftan da iki ülkenin ilişkilerine destek veriyor. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak son yıllarda kültür ve sanat eğitiminde resim ve müzik branşları başta olmak üzere özel önem verdik. Bir aileyiz. O nedenden dolayı bu yarışma başarılı oluyor. Törende konuşan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Xiaobin, Ankara ve Pekin ilişkilerinin önemine dikkat çekti. Bugün Çin ve Türkiye coğrafyada çok önemli etkilere sahip olan iki ülke olarak insanoğlunun ilerlemesi, barışı ve refahı korumak bakımından çok önemli görevler üstlenmektedir. Şu anda Çin ve Türk halkı başta kendi ülkelerini büyüterek sürekli çaba sarf ediyor. Konuşmaların ardından resim yarışmasının ödülleri dağıtıldı. Yarışmanın birincisi 12. sınıf öğrencisi Nurhan Özdemir oldu. Çin ve Türkiye arasındaki ilişki binlerce sene öncesine dayanıyor ve kadim İpek yolu halkları birbirine bağlamaya devam ediyor. Bu açıdan öğrenciler Çin ve Türkiye halkları arasında dostluk köprüsünü üstleniyor. Çin'den bir arkadaş edinmek istediğimi, Çin setti, Çin'in kendi bakış açısını, şehrinin, kendi ülkemizden de Ayasofya ile Galata'yı ekledim. Ortadaki zaten baharat yolu, İpek yolu biliyorsunuz. Çinlileri eklemeye çalıştım. Hani olabildiğince ortak noktalarımızı birleştirmeye çalıştım bir resimde. En ortada da hayalimdeki Çinli arkadaşımla birlikte birbirimize kendi kültürümüzün çaylarından verdiğimi hayal ettim. Bir şekilde dostluk bağlarımız güçlendiyse ne mutlu bana.
Sıradaki haber içinse İzmir'e uzanıyoruz. Körfez'deki kötü koku yurttaşları artık isyan ettirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kokunun kaynağının Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan sanayi tesisleri ve Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi olduğunu açıkladı. İddialara yanıt veren İSSU ise koku ölçüm değerlerinin yasal sınırların altında olduğunu savundu. İzmir Körfezi'nde son günlerde meydana gelen sülfüre benzer kötü koku vatandaşları canından bezdirdi. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yaptığı araştırmada kötü kokunun kaynağının Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı tesisler ve Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi olduğunu belirledi. Lağım kokusu bildiğin evlerimizde oturamıyoruz. Mümkün değil oturamıyoruz. Koku şikayetleri değerlendirilmiş olup Çiğli OSB bölgesinde yer alan sanayi tesisleri ve Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi kokunun ana kaynakları olduğu belirlenmiştir. İddialara ilişkin İSSU'dan cevap gecikmedi. İSSU koku ölçüm değerleri yasal sınırların altında dedi. Ölçülen tüm değerler yönetmelikte öngörülen sınırların altındadır. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi alanında ülkemizin en gelişmiş ve en verimli şekilde işletilen tesislerinin başında gelmektedir. Eğer biz körfezi kirletmezsek doğanın dengesi zaten sirkülasyonu yaparak körfezi temizliyor. Biz yeter ki kirletmeyelim. Öte yandan Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş da kokunun kendilerinden kaynaklı olmadığını belirtti. Uğurtaş, kokunun kaynağı organize sanayi bölgesi değildir. Atatürk Organize'nin bütün bacaları, arıtma tesisleri kontrol ediliyor. Bütün şartları sağlıyoruz dedi. Ege Denizi'nde yaşanan göç dramına hemen hemen her gün yenileri ekleniyor. İşte bugün de bir tane daha yansıdı gündeme. Çanakkale ve İzmir'de Yunan unsurları tarafından itilen 60 göçmen kurtarıldı. Erzurum ve Kocaeli'de de yurda yasa dışı yollardan giren 190 göçmen yakalandı. Yunan sahil güvenlik unsurlarının Ege Denizi'ndeki insanlık dışı tutumu devam ediyor. Son olay Çanakkale ve İzmir'de yaşandı. Yunan sahil güvenlik ekiplerinin ittiği toplam 60 göçmen Türk sahil güvenlik komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi müdürlüklerine sevk edildi. Erzurum'da da yurda yasa dışı yollardan giren göçmenlere yönelik operasyon vardı. Erzurum ve çevre illerde yakalanan 140 Pakistanlı sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi. ...140 göçmenden 95'inin Lahor, 45'inin ise İslamabad'a 25 Ağustos'ta uçakla gönderileceği öğrenildi. Buraya, şuraya, buraya, buraya, buraya. Kocaeli'de ise 50 göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi. Yasa dışı göçü organize ettiği iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı. Yurt ve dünya gündemini aktardık. Şimdi Haber Artı'ya geçiyoruz. Efendim 28 Şubat kumpas davasında 14 emekli generalin tutuklanmasına tepkiler sürüyor. Bültenimizde de haberlerin içinde yer vermiştik. İşte son olarak Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Tülin Oygür davanın FETÖ tarafından tertiplendiğini söyledi ve tutuklama kararlarının kaldırılmasını istedi. Diğer yandan Cumhuriyet Kadınları Derneği Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından yaptığı açıklamada bağımsızlık gerçek uygarlığa kavuşmanın ön şartıdır. Afganistan'da olan budur. Bağımsız Afganistan'ı tanıyor ve selamlıyoruz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Açıklamanın üzerinden de CKD'ye bir saldırı başladı. İşte bu iki başlığı şimdi CKD Başkanı Profesör Doktor Tülin Oygür'le konuşacağız. Sayın Oygür, iyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. İyi akşamlar Müşer. Hoş bulduk. Evet, dilerseniz önce 28 Şubat davasıyla başlayalım. Bugün açıklamalarınız da gündemde yer aldı. Biz de izleyicilerimize aktardık. Yaşları 73 ile 89 arasında değişen 14 sanık kamuoyunda tepki çeken bir kararla birlikte cezaevine girdi. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin de konuyla ilgili önemli açıklamaları vardı. Özellikle dikkat çekilen bir kısım da 28 Şubat kumpas davasıyla Kahraman Türk Ordusu'nun hedef alındığıydı. Belirttiğiniz gibi devletle millet, hükümetle Türk Silahlı Kuvvetleri arasında nifak mı sokulmaya çalışılıyor? Amaç ne? Kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi biz Ergenekon kumpas davaları tamamlandığı zaman olayın bu noktalara gideceğini doğrusu öngörmemiştik. 28 Şubat davası ile ilgili olarak konuşuyorum. Fakat burada farklı bir kanırtma hareketi var. Yani bunu saptamak mümkün. Çünkü bu şekilde sonuçlanan 28 Şubat davası meselenin taraflı ve şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi veya hatırlattığınız gibi bizim bildirimimizde de yer alan milletle devletin arasına, hükümetle Türk Silahlı Kuvvetleri arasına adeta nifak sokmak istercesine giden, o yönde gelişen bir durum aldı. Bir özür dilerim. Çok özür diliyorum. Rica ederiz. Olur böyle şeyler. Evet, şunu kapattım. Tamam, devam şimdi, edebiliriz. Evet, şimdi biz bu generallerimizin, subaylarımızın elbette ki davalarının sona ereceğini düşünüyorduk. Esasen zaten yargılama yeri de yanlış. Neden? Bir kişiyi kanunen tabi olduğu mahkemede yargılarsın. Başka bir merci önünde yargılamazsın. Bu subaylarımızın Yüce Divan'da madem bu... Sesi mi kapattınız acaba Sayın Oygür? Şu anda duyamıyoruz sizi. Evet, arkadaşlarım ayarlamayı yaparken biz... Evet, gelmiş. Devam edebiliriz. Sayın Oygür, evet. Sözü tekrar size bırakıyorum. Tamam, teşekkür ederim. Ben şunu demiştim. 28 Şubat davası madem görülecekti, yani bu şekilde açılacaktı bu buraya bir dava. Bu Yüce Divan'da görülmesi gereken bir davaydı. Onun için burada bir vahim hukuk ihlali var zaten. Bunun Anayasa Mahkemesi'nde görülmesi. Şimdi Anayasa Mahkemesi de son zamanlarda biraz sanki bir tıynet sorunu yaşıyor gibi. Biliyorsunuz HDP'nin kapatılma davası içinde çok mesaimiz var. Hani böyle attık ileriye, çok yükümüz var gibi. Aklı hafızalaya sığmayacak bir açıklama yapmıştı Anayasa Mahkemesi Sayın Başkanı. Dolayısıyla bunlar rahatsız edici. Toplumu da rahatsız ediyor. 28 Şubat neydi? Onu bir hatırlayalım. Evet, bazı kesimlerde hala 28 Şubat'ın, yani toplum kesimlerinde diyorum ben, yani art niyetli olan tarafları kapsamıyor bu. Yani kendi samimi düşüncesi hala şöyle olan kesimler var. 28 Şubat bir darbeydi. Değildi. 28 Şubat'ın bir darbe konusu olmadığı, bir darbeyle hiçbir alakasının olmadığı, o dönemin yöneticileri tarafından bile bildirilmiştir, beyan edilmiştir. 28 Şubat bir FETÖ olayının uyarısıydı. Ondan sonra bakın Türkiye neler neler yaşadı. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Bu karar, bu 14 kıymetli komutanımızın hapse konması kararı gerçekten yürek yakıcıdır. Biz bir kadın derneği olarak kadın hakları, kadınların cumhuriyetle gelen kazanımları bu yönden baktığımızda 28 Şubat'ın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bakın 28 Şubat'la eğitim hiç olmazsa 8 yıla çıktı. Mesela bu da önemli bir şeydi. Bazı düzenlemeler, düzeltmeler oldu 28 Şubat'ta. Ama görüyoruz ki FETÖ'nün kumpasıyla açılan bu 28 Şubat davası, hani FETÖ'cü, hepsi hapiste olan veya yurt dışında olan bu davayı açmış FETÖ'cü kişileri adeta sevince boğdu bu şekilde sonuçlanması. Onun için burada durup düşünülecek çok ciddi bir durum var. Biz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Yani hala FETÖ'nün ekmeğine yağ süren, üstelik de hukuk ihlaliyle giden bir olay Türkiye'mize ne kazandıracak, bize ne kazandıracak, buna bakmamız gerekiyor. Bu çok üzücü bir durum. Biz bu tutuklama kararının kaldırılmasını talep ediyoruz. Hiçbir komutanımızın yaşı ne olursa olsun, bu dava nedeniyle, yani yaşı nedeniyle değil, bu davanın bir şekilde yeniden ele alınması, yeniden
bir şekilde hukuken tamamlanıp tamamen kapatılması gerektiğini düşünüyoruz ve bu yönde bir talepte bulunuyoruz. Evet. Tabii hukuk yollarını bilmiyoruz bununla ilgili olarak ama iş oraya mutlaka gitmelidir kanaatindeyim. Peki. İkinci konumuza geçelim isterseniz vaktimizi hızlı değerlendirmek adına. O da Afganistan tabii ki. Ülkede Amerika'nın kovulup Taliban'ın kontrolü sağlaması günlerdir konuşulan bir konu. Bu konuyla ilgili Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin de bir açıklaması oldu. Ve bu açıklamanın ardından da bir takım saldırılar başladı. Bu saldırılara değineceğiz ama öncesinde Cumhuriyet Kadınları Derneği Afganistan'daki durumu nasıl değerlendiriyor? Önce isterseniz bunu anlatalım izleyicilerimize. Sonra da saldırıların sebebine geçelim. Afganistan 20 yıllık ABD işgaline son vermiş bir devlet şu anda. Yani bu çok net, çok nesnel bir durum. Daha önceki işgaller de var. Yani Afgan halkı nereden baksanız 40 yıldır işgal altında yaşayan bir halk. Bu dünya çapında bir olaydır. Yani dünya tarihinde dönüm noktası olacak olaylardan bir tanesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin apar topar diyelim, gerçi apar topar değil. Yani bu 1,5 yıllık bir planlamayla yapıldı tabii bu geri çekiliş. Ama sonuçta tamam ben burada artık bittim deyip çıktığı bir olgudur. Ve bu bakımdan tarihi önemli bir olgudur. Biz Afganistan'daki bu durumu selamladık ve bağımsız Afganistan'ı tanıyoruz ve selamlıyoruz dedik basın bildirimizle. Tabii bunu madem ki Afganistan'daki bu durumu sağlayan Taliban'dır, çünkü orada Afganistan'ın gidişine, oradan orayı terk edişine birinci etken olan, bunu sağlayan yapı Taliban örgütü. O zaman siz Taliban'ı selamlıyorsunuz demeye getirdiler ve saldırıları buradan başladı. Taliban'ın da şeriatçılığı da tabii elbette vurgu yapıyorlar. Şimdi efendim burada bizim Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak önemsediğimiz konu emperyalist postalın Afganistan'dan çıkmış olmasıdır. Afganistan'da yerine ne oldu, ne geldi, bundan sonrası Afgan halkının bileceği iştir. Biz Afganistan'daki kadının, toplumun uygar yaşamasını isteriz. Kadının burka içinde dolaşmasını istemeyiz. Kadın bütün dünyada olduğu gibi veya olmasına gayret ettiğimiz gibi, bu daha doğru oldu, Afganistan'da da erkekle eşit olmalı, aynı haklar içerisinde yaşamını sürdürmelidir. Buna hiçbir kuşku yok. Fakat bugün Amerikan emperyalizmini Afganistan'ın dışına süren yapı, şeriatçı bir yapı olan Taliban'dır. Şimdi burada Taliban karşıtlığına saplanıp, bu tarihi önemdeki olayı görmezden gelemeyiz. Şunun için gelemeyiz. Eğer kadın için, o toplum için samimi hisler, duygular içindeyseniz, o kadının, o toplumun önce bağımsız olması gerektiğini kabul etmeniz gerekir. İşte bağımsızlığın yolu açılmıştır. Bu sefer de şu saldırı var. Taliban'la bağımsızlık olur mu? Bunları göreceğiz. Biz şu andaki durumu izliyoruz. Sonuçta Amerika oradan çıkmıştır. Hani defolup gitmiştir, öyle söyleyeyim. Evet, 20 yıllık şimdi bir işgal son bundan, ermiştir. Bir işgal bitmiş. Bundan sonrası mücadele zaten bildirimizde de o var. Bundan sonrası Afgan halkının vereceği mücadeleye bağlıdır. Biz Afgan kadınının yanındayız diyoruz. Laik Türkiye Cumhuriyeti olarak biz Afgan halkının ve Afgan kadınının yanındayız diyoruz. Şimdi bu kadar açık olan bir açıklamayı, beyni, vicdanı, her şeyi emperyalizme tutsak olmuş kesimler tabii çevirdiler, kullandılar, çarpıttılar, her şeyi yaptılar ve gerçekten vicdansızca diyeceğim şunun için, televizyon programlarında gördük. Dün bütün her yerde biz konuşuluyorduk.
ama CK'de yoktu orada. Dedikodu yapar gibi arkamızdan saydılar, söylediler. İşte bence şu çok dikkat çekici. Aslında bu olay anlamayanlara da bir ders niteliği de oldu Gülşah Hanım. İşte emperyalizm böyledir. Sizin Atatürk'ünüzü alır, Atatürk devriminizi, Atatürk idealini, fikrini, felsefesini alır, bazılarınıza, müsait bir şekilde buna açık olanlarınıza, eğer büker, çarpıtır, karikatürleştirir ve onların ağzından Atatürkçülük diye yutturur. İşte tam da emperyalizme bağımlılık budur. Bu kadar tehlikelidir. Tam da bu nedenle biz Afganistan'ın bağımsızlığını kutladık. ABD'yi kovduğu için. Emperyalizmi oradan çıkarttığı için. Hiçbir işgal ve zulüm altında hiçbir devletin, hiçbir milletin ilerlemesine, aydınlanmasına imkan yoktur. Aydınlanmış gözükür. Bakın en aydın gözükeni işte bu güruhtur. CKD'ye saldıran bu güruhtur. Bunlar sözüm ona aydın kesindir. Ama işte kafa yapılarını, düşünce tarzlarını, batıya göbekten bağlılıklarını, Amerika'nın yenilgisine koydukları ağıtları, bakın bunları görüyoruz. İşte bu emperyalizmin, neoliberal ideolojinin ürünüdür. Amerika'nın yenilgisi görmezden mi geliniyor bu noktada öyleyse? Kabul edemiyorlar zaten. Mümkün değil diyorlar. Yani Amerika'mız tabii böyle ifade etmiyor. Nasıl ifade ediyor? ABD'yi de kınıyoruz diyor. Yani oradan çıktığı için kınıyor ABD'yi de. Bu kadar açık söylüyor. ABD işgali altında 20 yıldır elde edilen kazanımlar. Cümleye bakın. Bunu adı çok büyük bir federasyonun başkanı, bir kişi, bir zat söylüyor. Ve bu kişi Atatürkçü. Bu kişi Atatürkçü. ABD'nin olduğu yıllarda elde edilen kazanımlar diyor. Şimdi görüyoruz ABD'nin işgal döneminde kaç çocuk ölmüş. ABD askerleri tarafından eziyet çekilmiş, ırzına geçilmiş. Çocuğun, kadının bunlar hiç yok. Hiç yok bunlar. Evet. Vay ABD nasıl çıkar? Vay şeriatçı Taliban'ın eline bu ülke nasıl geçer? Anlıyoruz. Peki herkes... Neoliberal ideolojinin Türkiye'mizdeki son turfanda ürünüdür efendim. Evet. Peki efendim, çok önemli açıklamalarınız oldu. Teşekkür ediyoruz. Hem 28 Şubat kumpas davası ile ilgili hem de Afganistan konusunda Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin bir kez daha amacını, nasıl baktığını olaylara ifade etmiş oldunuz. Saldıranlara da bir cevap niteliğindeydi belki de. Zaten önümüzdeki günlerde de bu açıklamalar devam edecektir. Çok çok teşekkür ediyoruz size. Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Sayın Profesör Doktor Tülin Oygür, zaman ayırdığınız için ve iyi akşamlar diliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bültenimizin ardından Haber Artı'nın da burada sonuna geldik. Saat 19'da yarın yeniden daha güzel haberlerle, daha güzel gelişmelerle tekrar bir arada olmayı diliyoruz. Hoşça kalın.